tamamen sürücünün ekrana hakim olması için çok uzak bölmelere değil, hayalet ekran denilen bir ekran. Direksiyon yapısı tamamen değiştirdi. İstenilen şekilde sürücünün aerodinamiği ve rahat bir araç kullanabilmesi için direksiyon yenilendi. Vites diğer araçlarımıza göre kolda bu şekilde ayarlandı. XF aracında bildiğimiz gibi imdat kolu bu şekilde ama XG aracında daha değişik, yeni sistem bir el freni sistemi var. Ekranı açtığımızda bu şekilde ekran modunu hayalet ekran denilen şekilde değiştirebiliyoruz. Modlarını değiştirebiliyoruz. Bu şekilde yapabiliyoruz. Aynalar, dış aynalar içeri arıldı. Şu anda ayna kalitesi gayet güzel. Tabii ki bizim ülkemizdeki diğer sürücüler şimdi dıştaki aynalara alışık olduğu için bu aynalara alışma devresi çok uzun sürmez. Bu işi bilen sürücüler buna yaklaşık bir saat içinde adapte olur. Nitekim de onlardan bir tanesi de benim. İlk aldığım andan itibaren 5 dakikalık bir acemiliğim oldu. Ondan sonra zaten adapte oluyorsunuz. Her türlü değişiklikler daha önceki DAF'taki gibi yine burada da var. Bir tepsimiz var. XG Plus'larda altta bir tane daha sürgü vardır. Burada buzdolabı, XF'lerde tek bir buzdolabı vardır. Ama XG ve XG Plus'ta çift buzdolabı vardır. XG Plus'ta çift buzdolabı vardır. XG'de hem malzeme hem dolap vardır. Kabin hacmine gelirse, kabin hacim XF'lerin yükseklik 2 metre 05'e kadar, XG ve XG Plus'lardan 2.20'ye kadar bir yükseklik vardır. Yatak, yaşam alanı dediğimiz olayda onların bu alan daha geniştir, daha rahat. Bunun direksiyon, koltuk dönmez ama XG Plus ve öbür aracımızın koltuğu döner. Sürücünün daha rahat dinlenmesi açısından ekstra bir çözümdür. Diğer araçların, iki aracın XG ve XG Plus'ın yatakları ergonomiktir. Mantık olarak hastane yataklarını göz önünde bulursanız istenilen şekli verip dinlenme imkanı daha iyi sağlıyor. Başka size açıklayabileceğim, kapı kolları görünür yerde değil, el alttan daha böyle, siz daha iyi oradan gösterirsiniz, bakın. Evet, bu şekilde açma imkanı sağlıyor. Sürüş konforu, yaklaşık 2900 km yol yaptım bu araçta, Hollanda'dan getirdim. Zerre kadar yormadı. Bak, bunu açık ve net söylüyorum, zerre kadar yormadı. Güzel bir sürüş konforu sağlıyor size. Gelelim şimdi en büyük özelliğe. Bu araç 32 ton yere basar ağırlığıyla geldim. Kimi yerde eko kullandım, kimi yerde eko dışında kullandım. Bu araç 20.8'i gördüm. Bunu size samimi olarak söylüyorum. 20.8'i gördüm. En son kapı kuleye geldiğimde de 22.5'ti. 32 ton yere basarla 22.5'i gördüm. Ama Türkiye'nin sınırlarına girdiğimizde Türkiye'nin trafik kuralları, trafik akışına maalesef bu rakamlar %25'lere kadar çıktı. Yine de çok iyi bir rakam. Yine de çok iyi bir rakam. Farklı bir şey daha söyleyeyim. Avrupa'nın yollarının en dişli, en yorucu yollarından bir tanesi Bulgaristan, Romanya'dan girdikten sonra Vidin rampalarıdır. Çok sert yollar, gidişli gelişli bir yol ve çok virajlı rampalı yollardır. Burada en son gördüğüm rakam 28.7 idi. En limite çıkan o rampalarda bir 28.7'yi gördüm. Ama daha sonradan düze çıktığımda yine 22'leri, 21'leri yakaladım bu arada. DAF gerçekten bu kabiniyle, bu motor teknolojisiyle şu anda Türkiye'de bayağı ses getirecek. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.
way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.